Karakterimize giriş yaptık. Şimdi ne ayar yapmamız gerekiyor? Öncelikle skill ayarlamalarını yapmamız gerekiyor. Siz benim başka çarım olmadığından dolayı bu şardan test ediyorum. Patchbot Manager kullanmıyorsanız oyuna giriş yaptıktan sonra Patchbot Manager'ı bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Oyuna giriş yaptıktan sonra kliente tıklayın. Tekrar bağlanı tıkladıktan tıklayın. Bot'u başlatın. tıklayın. Bunları niye söylüyorum? Eğer çarınız DC'ye ince tekrardan girmez. Sizin elle manuel olarak Girmeniz gerekiyor ve bunları tıkladığınızda Tekrardan ikinci şifre vesaire hiçbir şeyini Girmiyorsunuz. Gateway falan Bunları geçiyorum. Türkçe yapın demiştim zaten. Otomatik yapılandırma diye bir Muhabbet var. Bunu kullanabilirsiniz ama Ben çok kullanmadım. Skill'lerini de çok beğenmedim. Önermiyorum ama Gelirsiniz mesela. Çarım tamam, int dersin. işte bov Blade falan dersin. Daha sonra yapılandır dersin. Senin HP'nin, MP'nin HP hepsini Saldırı ayarlarını, buff'larını hepsini ayarlar ben onu beğenmiyorum diyelim daha doğrusu. O yüzden ben manuel ayarlamayı bence daha mantıklı diyebilirim. İlk olarak abi girin otomatik HP, MHP, yüzde kaçta HP, yüzde kaçta MP basmaz istiyorsa onu yapın. HP grain, MHP grain. Bunları isterseniz toplarsınız HP grainleri isterseniz işte burada da kullanabilirsiniz. Ben slotta çıktığı için çat çut HP kullanacağına direkt bunları kullandırıyorum. Siz istemezseniz grain kullandırmazsınız. Bunları işaretlemezsiniz yani. Bu HP otur, MP otur da işte hani neye bastığımızda yani var ya bunu ilk levellerde potunuz yoksa kullanabilirsiniz de tabi onu kullanmayın. Vigor'u yüzde kaçta kullanmasını istiyorsunuz ayarlıyorsanız kervan petinin HP ya da petinizin saldırı petiniz varsa onu ayarlıyorsunuz. Proof Cache'in universal pil falan onlar da burada. Ve kervanda hani kervan potunun şey var ya universal'ı var ya zehiri ya da donunca onu basmak için. Onun için bunu tıklıyorsunuz ve kervan petinin manası içinde HGB'yi kullan tıklıyorsunuz. Görünmezlikle alakalı bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten Avrupa oynamıyoruz ki görünmezliği kullanalım. Soketlerde mesela örnek vereyim saldırınıza ya da silahınıza bir soket var mesela. Bakın bende var mesela. Buradan tıklıyorum. Bunu tıkladım hop çat. Kullanıyor mesela gördüğünüz gibi. Soketi bile görüyor yani. embotlu bu yoktu. S-Bot'ta var mıydı onu da bilmiyorum. Zaten S-Bot, m -Bot kalmadı zaten. Işınlanma bölümü de Mesela çarınız şehre ne zaman gitsin diye. HP mesela ben 1'de bir tane HP potum kaldığında şehre gitsin. Bir tane, 5 tane MP potum kaldığında şehre gitsin de MP potu ayarlanmıyor zaten. Gördüğünüz gibi zaten direkt 5 tane kalınca göndertiyor. Universal P bitince, Vigor bitince, Arrow bitince, hızlı koşma bitince bunları ayarlamayın zaten. Sadece eğer Repair kullandırmıyorsanız silah dayanıklılığını yapabilirsiniz de ben buraya attığımdan dolayı yapmıyorum. Bunlar da Isro ile alakalı hani belli bir saatten sonra Elfs gelmiyor ya. O muhabbet ölünce şehre gitmesini istiyorsan bunu işaretliyorsun. Ben force olduğumdan dolayı iki force kazıyoruz. 6 dakika sonra res gelmezse 6 dakika sonra şehre gidiyor. Ya da kasma alanının şu mesela gelelim. Şöyle harita. Şu rencin şu mavi çember var. Bu rencin dışında açar. Ölürse şehre gidiyor. Ya da siz bu dirilme kağıdı saldığı bunları kullanabilirsiniz. İstir oynuyoruz gözünü seveyim. Dirilme kağıdını da yapmazsın yani. Şu birinci silah kırılırsa falan. Pet ışınlanmadı da işte petinizin HP'si MP'si bitince şehre dönmesi için de bunları gerek yok abi. Berzerk de Zerk'i ne zaman bassın? Neyde bassın? Cihan Parti'de mi bassın? Sürekli mi bassın? O muhabbet ya da uniklerde falan mı bassın? Canavar tercihleri ayarları da şöyle bir şey var. Partinizde mesela slotta kasıyorsunuz beyler. İlk hangi mob'a vursun? O muhabbet. Mesela geliyorsunuz şunu önce listedeki pozisyonuna göre canavarı değiştirin. Din. Çünkü liste yapacağız şöyle yapabilirsiniz mesela. Tipten ekliyorsunuz. Önce Cihan partiye dalsın diyebilirsiniz. Size bağlı. Sonra Cihan'ta dalsın diyebilirsiniz. Sonra gelip şampiyon partiye dalsın diyebilirsiniz. Sonra gelip normal partiye dalsın diyebilirsiniz. Sonra da işte şampiyon ya da Cihan parti e eklersiniz. Daha sonra buna sağ tıklayıp mesela hiçbiri diyebilirsiniz. Sonra yoksa diyebilirsiniz. Yoksa edersiniz. Parti Cihan'lara dalmanızı engeller. Mesela bunlar nerede? Dimension Piller da buradan piller ene ve deyip direkt böyle yok saydı diyebilirsiniz de bunu yapmayın çünkü slotta çok dimension bir ikinci çarları biri gelip patlatabilir. Bunları hiçbiri değil. Ben bu şekilde de yapabilirsiniz de bu şekilde olunca genel moblar çok az dağıldığından dolayı slotta da biraz ex kaybı olabiliyor. O yüzden bunu kullanmıyorum. İlk zamanlarda kullanırdım sonra kaldırdım. Uzak dur derseniz işte damaz gibi gibi ya da özellikle tıklamasını isteniniz varsa tercih ediyorsunuz. Ben bunları siliyorum. Bu listeyi mesela şöyle arttırabilirsiniz. Önce şu moba da dalsın gibi. Buna tıklarsanız da önce o moba tıklar. Devri split muhabbeti de devri split'inizi ne zaman kullansın? Yani sadece atak yapmasa bile sadece Lure'de bile kullanmasını isterseniz buradan ekleyebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir muhabbet var. Mesela ben Kale Savaşı zamanında anladım. Devrinizi artı bastıktan sonra devil bot mallaşıyor. Gidiyor, bekliyor abi slotta. Atak yapmıyor, bir şey yapmıyor. O yüzden devrinize artı bastığınızda biraz PH botta mallaşma sorunu var. O yüzden devrinize artı basmayın. Ama bakın beyler, şöyle bir şey de var. Devrinimize artı bastığımızda demecimiz arttığından dolayı işte bir yandan canımız, MP'miz de arttığından, bir yandan demecimiz hatta ignore geldiğinden dolayı slotta kasarken exp'iniz artıyor. KS varsa siz KS atabiliyorsunuz mesela. Bakın geldik mesela artıya bastık. Artı 5 oldu. Koyduk abi. Ignore'un chat bot basıyor. Ama ne var? 10 dakika muhabbeti var. 10 dakika yani biraz yavaş kasabilir. Uyarı verebilir. Ama bunu bazen de vermiyor. Mesela şu an vermedi. Çünkü ben botu başlatmıştım. Bot kendisi girip devilini basmıştı. Daha sonra 10 dakika süre saydı. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir atanda bir gecikme yok. Eğer atanda bir gecikme olduğunu düşünürseniz ne yapıyorsunuz abi? Devil'i inventörünüze atıyorsunuz, bu sürenin geçmesini bekliyorsunuz. Ve genelde herhangi bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız, Devil'in mesela şu skill'i var ya, aktif skill'i var ya, bu mesela son bir dakika kala falan artı basarsanız, zaten 3 saatlik oluyor bunlar, son bir dakika artı basarsanız sadece bir dakika geç atak yapar. Ondan sonra bir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın şu an bakıyorum herhangi bir gecikme var mı vesaire diye, herhangi bir gecikme yok gecikme olduğunda zaten şurada kullanılıyor. Neydi? Kötü şeytan becerisiydi değil mi? Aynen. Kötü şeytan becerisi vesaire diye burada sürekli kullanılıyor, kullanılıyor diye yazıyor. Yani devirlerinizi paranız varsa kasarken tüm partiye hatta artı bastırmayı unutmayın. Kasarken. Bildirim muhabbeti de mesela şurada sağ altınızda şöyle bir bildirim geliyor buraya. Kameranın olduğu yere bak aşağıya yani karakterin öldüğünde, seviye atladığında, bağlantıza girince, simyada falan bunları yapabiliyorsunuz. Şunları bence yapın. Eski kaybı ve kayıtlarını gizli, altın kayıtlarını gizli. Gizlemezseniz şu bar böyle dolacak yani. Karın ne yaptığını göremeyeceksiniz. O yüzden bunları gizlemeyi unutmayın. Payash Bot'a yeni bir güncelleme geldi. O yüzden dolayı bildirimler kısmını direkt otomatik yapılandırmanın altına koyuyorlar. Bildirimleri direkt buradan görebiliyorsunuz. Mesela neymiş? 3, 2 tane wing Attacker takır ve bir yanında moblar var. Onları da şöyle kaydırarak görebiliyorsun. 5 tane wing trip tarafından öldürülmüşüm. Mesela sürekli ölmüşüm. Mesela beyler şuradan seçeneklerden GM belirince yaptığımızda GM'in oyuna ne zaman giriş yaptığını, hangi nick ile hangi koordinatta giriş yaptığını görebiliyorsunuz. Şuradan mesela GM, Game Gamy Test vesaire GG test diye geçiyor mesela. Buradan simya bitince özel mesajlarda bildirimleri alabiliyorsunuz. Kağıtlarda siz eğer yerden kalkma mı kullanmak istiyorsun Demeç mi kullanmak istiyorsun, Ekspattırıcı, seypattırıcı, hızlı koşmamı, Ne yapmak istiyorsan buradan girip ayarlayabiliyorsun. Diğerleri bölümünde de res kabul etme muhabbeti var. Resini neyde kabul etsin? Sadece partideki yani şuraya gelip partiye eklediğiniz adamların reslerini kabul etsin muhabbeti var. Bunu Bende seçin. Çünkü eğer KS geldiğinde parti siz ölürseniz sürekli resler 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 öldürür. Ondan dolayı X kaybına gelirse buna tıklayın. Örünce botu durdur. Ben tasvip etmiyorum. Kullanmayın yani. Niye durdursun ki? Hızlı koşmayı kullansın. Isra oynadığımızdan dolayı bunun ayarları geçiyorum ben. Sadece komutta speed duruk kullan da beyler. Char ya Lure'deyken ya da şehirden kasma alanına giderken hızlı koşma kullanmak için de bunu tıklamanıza gerek yok TR'de. Bunlar suro ile alakalı. Bunları geçiyorum. Berserk modunu kaldır da siz zerk bastığınızda sizin ekranınızda gözükmemesi için. Bunu ben bilmiyordum mesela geçtiğimiz günlerde yabancı bir YouTuber vardı. Onun fake bir video yapmış. Oradan görmüştük. Oradan da ifşalanmıştı daha doğrusu. Oradan öğrendim ben de. Buna tıkladığınızda char zerk bassa bile sizde çarın zerk bastığı gözükmüyor ama demeciniz vesaire artıyor. Bunu neden kullanır bir insan? Ya fake video yapmak için kullanır ya da Sezer işte bastığında bilgisayarım donuyor mu donuyor muhabbeti giderse ya da bilgisayar hesap makinesi gibi ise tost makinesi gibi ise anca orada kullanırsın. Görünmez oyuncuları göster ayarı da Avrupa Söğür oynasaydık tamam görünmezlik olacaktı. Görünmezlik basan adamları görecektik ama soru oynadığımızdan dolayı şu an bir gereği yok. İlerleyen günlerde tıklar Avrupa'da Avrupa geldiğinde tıklar öyle oynarsınız. Fazlalık botları sat bunu fazla HP MP olursa da satıyor. Buna gerek yok. İşte saldırıya uğrayınca bağlantıyı kes vesaire bu ayarları tıklamanıza gerek yok. Ya da otomatik str int verme falan buradan seçip otomatik gelişim yapabilirsiniz.